bir diğer tutmak isteyebileceğiniz bilgilerden biri. Şurayı kolon isimlerini geri çevirip dizi sıralayayım. i̇şlem kayıtlarını tutabilirsiniz. Logları. Yani hata mesajlarını tutmak isteyebilirsiniz veri tabanında. Bunun için işte bir exceptions tablomuz tablonuz ya olabilir. bu exceptions tablonuzda işte bir ID işte hata error error'ün ya da hatanın mesajı details hangi üye tarafından yapıldı olabilir oluştu olabilir tutulabilir ne zaman oluştu e, hatta member id değil de buna user by deyip o son eklediğimiz kolondan yaparsanız daha iyi olur e, tiplerinde datetime time en var varchar detay biraz büyük olsun çünkü hata mesajları büyük olabiliyor arkadaşlar eee, detayı hatanın mesajı da bir 200 karakter olsun int olabilir Boş geçilemez, geçilemez, geçilemez. Bu da, bu da geçilemez. Hiçbiri geçilmemeli. Hataları bu şekilde saklama ihtiyacınız olabilir. Bu da e, bilgi olarak vereyim. Bu kolonları başta yapmak zorunda değilsiniz. Otomatik artan yaptım bu tabloları. E, ben buna exceptions dedim hani hatalar dedim hataları böyle bir tabloda tutup hata dışında başka kayıtları işte işlem kayıtlarını logları bir tabloda tutmak isteyebilirsiniz o da benzer bir tablodur logs diyebilirsiniz e, fakat orada biraz daha şey olabilir detaylı bilgi tutulabilir hani id e, text log metin hani ne yazılacaksa e, bir grup grup ya da name'i tutulabilir. Tek yerine description diyelim. Daha mantıklı olacak. Ee, eklenme tarihi tabii ki. Ee, belki IP adresi gibi hani karşı tarafın işletim sisteminden tutun da kullandığı tarayıcı türüne kadar tutabilirsiniz bu tarz esnek bir şekilde buradaki description işte tutacağım log kaydı yani işlem kaydı diyelim ki e, kategori eklendi bir kategori ekleme işlemini ben e, buraya işlem kaydı olarak atıp sonra bunları inceleyebilirim buradan rapor alabilirim e, düzenli olarak bu kategoriyi kim oluşturdu dediğinizde onu görebilirim kim değiştirdi dediğinizde görebilirim çünkü şöyle düşünün bir kategori ekliyorsunuz süper tamam hiç problem yok ama ekledikten sonra bu arada kategori tablosunda şeyimiz eksik onu fark ettim edit date ve modify date Eklemediği problem yok arkadaşlar fakat eklendikten sonra ben bir güncelleme yaptığımda her zaman eklediğim kategorinin son halini göreceğim. Bir önceki adımları yani o historik, tarihsel değişimini göremeyeceğim. Dolayısıyla bu tarz bilgileri loglayabileceğim bir tablo log tablosu. isterim ki hani işte name kısmına işlemin adı. Örneğin kategori edit. Kategori eklendi gibi bir anahtar. Her kategori eklenmesinde kategori edit Neyimi ile buraya bir kayıt atar Kategori eklendi derim İşte e, Kategori değiştiğinde güncellendiğinde kategori updated Silindiğinde kategori deleted Diyebilirim Böylece Güncelleme kayıtlarını devamlı buraya atarım şu kişi tarafından şu tarihte Şu ip adresinden güncellendi Şunu da şu oldu diye hepsini buraya Basabilirim ve bunun raporunu dediğim gibi Alabilirim benim için işlem kayıdı oluşturur. E, hatta daha da ileriye götürüp bu işi detaylandırıp audit log seviyesine denetlemede kullanılan sunulan raporları çıkartacağım seviyeye kadar gidebilir. Evet, 250 karakter uygun. Envarchar 50 iyi burası. DateTime diyebilirim. IP adresine de Envar çar, e, bir 20 20 yeterli. Zaten 20 bile çok ya. 3, 6, 9, 12, 15 karakter. 20 olsun, fazlalı olsun biraz. Burada Envarchar 50 olabilir. E, boş geçilemez. Hiçbiri boş geçilemez. Yani belki IP adresi boş geçilebilir diyebiliriz. Ama yok o da boş geçilemesin. Yine Primary key ve Identity olması Standart Evet bu şekilde Log kayıtlarını da tutabilirsiniz ee, Dil Çoklu dil Gerekirse Böyle bir şey Localizations ya da Languages yani localizations diyelim ee, Bunun için de Düşünürsek nasıl bir şey yaparız? Bir ID olsun. E, dilin hani kısaca kısa bir e, karakterini tutmak. Yani İngilizce için EN, Türkçe için TR gibi. Culture info diyebiliriz. Culture diyebiliriz buna. Sonra da e, metin, mesaj, text tutabiliriz. Ee, burası işte Envarchar 2 olabilir İngilizce, Türkçe, Almanca e, gibi ENTR gibi e, bir şey olabilir. Tabi bir de name olacak bir mesaj tutuyorsunuz burada ama Türkçesi İngilizcesi var ama bu mesaj nerenin mesajı? Örneğin e, site başlığıysa name kısmına hani site title diye bir isim verirsiniz. Site title'ın en'sini ver bana dediğinizde culture en olanı verdiğinizde İngilizcesi site title'ın tr'sini ver dediğinizde bu sefer Türkçesini elde edersiniz ya da Fransızcasını verdiğinizde Fransızcasını elde edersiniz. Kullanacağınız yerde de gider sayfada bu Türkçe ise dile Türkçe olan değerleri çek, onları buraya yaz şeklinde ilerleyebilirsiniz. Bunu da e, bu şekilde yapmak mümkün. Tabi tekst alanı burada e, baya büyük olabilir. En fazla 4000 karakter alıyor şu an. Çok daha büyük alan isterseniz Envarchar Max kullanabilirsiniz. 2 milyara kadar karakter alıyor diye biliyorum. Boş geçilemez, geçilemez, geçilemez. Evet. Burada edit date'lere gerek yok. Çok sık değişen bir tablo olabiliyor zaten bu tablo. Çünkü e, dil ayarları, sonuçta metinleri bunu zaten yönetim seviyesinde yapıyor olacaksınız. Kullanıcıların burayla da bir işi yok. Evet, localization'sı böyle yapabilirsiniz. Başka bunun dışında ne tablo gerekir derseniz, site ayarlarını tutmak isteyebilirsiniz bazı options. İşte para birimleri, şunlar, bunlar bir karakter sayıları gibi şeyleri. Burada da yine ayarlar için bir isim. O an hangi ayarı tutuyorsunuz ve bunun değerini tutma, tutabilirsiniz. Value. Bunlar 50'ye 50 diyelim şimdilik. Metin olarak atacaksınız. Yani sayısal bir şey de olsa metin olarak atacaksınız. Çünkü farklı türde olabilir. Şimdilik basit düşünüyorum. İhtiyaçlar olursa ileride ona göre büyütebilirsiniz diyebilirim. Bu şekilde bağımsız dört 4 tane tablomuz daha olabilir. Bunun dışında başka tablolar da olabilir ihtiyaçlarımıza göre. Bu tabloları da ee, projenizi kullanabilirsiniz. En azından basitçe bir yapı çıkarmaya çalıştım. Basit bir rol mekanizması oluşturmak isteyebilirsiniz. O da şimdi aklıma geldi. Siteyi yöneten e, kullanıcılarınız vardır. Hani yönetim paneli, bu ayarları yapan. Bunları bir rol mekanizmasına da tabi tutmak isterseniz. Roller isimli bir tablo Burada roll name Şu an için basit kurguluyorum Tabii ki bu rollere sahip olan userlar, bunlar siteye kayıt olan üyeler değil arkadaşlar, sitenizi yöneten çalışanlarınız, bunların yetkileri. User'ın tabii burada bir username, işte adı soyadı bunlar, işte password'ü, sisteme giriş password'ü gibi başka detayları da olabilir. Siz burayı çoğaltırsınız. Şimdilik şöyle 50 50 diyorum. Bunları da geçiyorum. Eklenme tarihi şu bu gibi şeyler burası için de geçerli. Tamam sistemde kullanıcılarım var. Rollerim var. Ama bir rolleri kullanıcılara atamak isteyeceksiniz. Eğer buraya rol id derseniz arkadaşlar bir kullanıcının bir rolü olabilir. Ama bizim kullanıcılarımızın birden çok rolü olabileceği için eee user roles users roles diye bir tablo yapıp user id role id diye bir ara tablo çok çok ilişki kurarsanız rahat edersiniz Bir rolün birden çok kullanıcısı. Bir kullanıcının birden çok rolü. Yanlış yere bıraktım galiba daha demin. Şu ilişki siliyorum. Bir rolün birden çok kullanıcısı. Bir kullanıcının birden çok rolü. User'sa user ID'ye, roles'ü rol ID'ye bırakırsanız o da oluşacaktır böylece kaydet dediğimde bütün tablolarda oluşturulacak. Bunu da size versiyon 2 olarak e, skriptini alıp sizinle paylaşıyor olacağım. 1e çok roles tablosu userlarla çoka çok ilişkilidir ama roles de users da user role tablosu ile bire çok ilişkili olduğunu görüyorsunuz bu şekilde ekstra tablolar da oluşturabilirsiniz kendinize. Projenizin içerisinde bu adam bu role sahipse burayı görebilir, burayı göremez gibi şeyleri kodlamanız, kodla yapıyor olmanız gerekecektir.